Uyku. Uykudan uyanınca ses böyle çıkıyor galiba. Nereye çekiyorsun lan? Şşt, ben buradayım. Of of. Ya seninle uğraşacağımız var. Selamlar. 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 Yok olmuyor. Selamlar sevgiler. Evet oldu, şimdi oldu. Selamlar beyler ve bey bilet dolar. Nasılsınız? Yine iyisinizdir. Buralar bugün cimrilik kokuyor ya. Acaba gübresini mi az verdiler bunlar? Bu sabah uyandım ve üzerimde bir de ne göreyim? Dünden kalma bir arkadaşımız. Üzerimde böyle böyle kıvranıp kıvranıp duruyor. Bir böcek kardeşimiz benimle birlikte yatmış. Karım olsa kıskanır vallahi ya. Vallahi. Böcek kardeşimiz benimle birlikte yatmış. Dünden kalan hatırayı unutamadı herhalde. Benden ayrılmak istemedi galiba. Üzerimde benimle birlikte eve gelmiş, yatağa girmiş. Sabah birlikte uyandık. Böceğe bakıyorum ben. Günaydın kardeşim, ne yapıyorsun? Biraz muhabbet ettik. Baktım ki derdi sıkıntısı büyük. Dedim al seni tuvalete salıyorum. Hadi git kanalizasyondan kurtar hayatını. Bize de öyle bir yol gösteren olsa ama kanalizasyondan değil tabii. Geçen gün Cem Yılmaz'ı rüyamda gördüm. Nasıl gördüm? Bir fabrikanın dibinde tel örgüleri bahçe makasıyla keserken gördüm. Ama tel örgüleri bırakmış, yanında plastik örgüler vardı. Onları kesmeye çalışırken gördüm. Ve dedim ki burada bir durak yapılması iyi olmaz mı? Fabrika var, yanında durak eksik işçiler için. Ben şikayetimi niyeyse gidip Cem Yılmaz'a yapıyorum. Yılmaz diyor. Niye Cem Yılmaz diyorsun ya? Cem abiye yapıyoruz. Hani adam tamam eyvallah, sahne adı var. Cem'e yapıyoruz. Cem Yılmaz abimize yapıyoruz. O da diyor ki benim biraderin, burası benim biradere mi ait? Benim biraderin yerim. Öyle bir şeyler diyor. Bana adresini veriyor sözde. Ve ben de gidip biraderinin yanına. İçeride Can'ı bulmaya çalışıyoruz. Can abiyi bulmaya çalışıyorum. Geziyorum bulamıyorum. İçeri inşaat halinde koca devasa bir bina. Dışarıya çıkmak için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor tabii. Otel. Aynı otel inşaatına benziyordu. Fakat bulamadım. Cem abimiz de sağ olsun birkaç öğüt verdi bize. Bak oğlum böyle mi izah yapılır? Şunu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor falan. Tabii ben onun dediğini yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü ben öyle eğlencelik videolar çekiyorum. Yolda yürümenin belli kuralları vardır. Önce adım atmamız gerekir yürüyebilmek için. Sonra adımlarımızı seri hale getirmemiz gerekir. Önce adım atmamız gerekiyor. Sonra adımlarımızı sıklaştırmamız gerekiyor. Birileriyle, bizim gibilerle iletişim kurabilmemiz için önce konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sonra da doğru cümlelerle bağlı bulunduğumuz dili çözmemiz gerekiyor. Çocukluk evresi, hepimiz küçükken bilirdik ki sadece tek derdimiz Ahmet'in, Ayşe'nin sokağa çıkması, bizimle top oynaması, evcilik oynaması ya da bunun dışında başka oyunlar oynamak. Yorulduğumuzda annemizden salça ekmek istemek. Kek derdimiz buydu. 3 kuruş para alıp babamızdan, annemizden veya bakkala gidip çikolata, genelde çikolata veya ıvır zıvır bu top yumurtalar var ya, sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtalardan almak. Ama yavaş yavaş büyüdük. Okul denen illeti tanıdık ve okuldan sonra ne olacağımıza karar vermek için bizi toplum olarak zorladılar. Ne dediler bize? Dediler ki bak burası okul. Ya okusun ya okumazsın dediler. Tabii biz de okumak zorunda kaldık. Çünkü okumaktan başka çaremiz yoktu. Okuduk. Pınar'ın reklamı gibi büyüdük. Pınar'la büyüdük. Şirin şey senin arıcık. Gözümün önünde laleden proton ve nötronlarını ayırarak kendisine polen topluyordu. Polen. Geçen buradan geçtiğimde hışırtı hışırtı gelmişti. Acaba bu orman da ıssız mı? Değil galiba ya. Çok ıssız değil buralar. Burası orman mı? O da belli değil ki. Neyse biz nerede kalmıştık lan? Okuduk. Dedik ki ulan bizden kesin bir şey çıkar. Orta öğretimdeyken dedik ki ulan ben bunu olacağım. Kesin olurum. Bazılarımız hedeflerini yüksek tuttu. Bazılarımız dedi ki yok ya olmaz dedi bu. Hedefleri yüksek tuttuk fakat olmayacağını anlayınca liseye geldik. Lisede baktık olacak mı diye. Bu sefer hedefler düştü tabii. Hedefleri düşürdük. Bunu olacak dedik. Olacağız dedik. Oldu mu? Yine olmadı. Olmuyor. Bazılarımız üniversiteyi kazandı gittiler. Üniversite kazanılan bir şey. Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız üniversiteye gittiler. Okudular. Büyük derecelere geldiler. Hatta üniversite okuyan arkadaşlarım büyük elçiliklerde görev aldılar. Doktor olanları var. Cumhurbaşkanının yanında görev alan arkadaşlarım var. Gerçi onun yanında ilkokul mezunları da vardı. Neyse. Tabii bunları anlatıyorum. Neden? Okumanın tek çözüm olduğunu düşünen arkadaşlarımız var. Evet düşünün, devam edin. Ama hayatın size verdiği fırsatları mutlaka değerlendirin. Bak budayı erken başladı yine bugün. Görüyorsunuz mu? Hayt! Buday buraya gelmeli bence. Neyse. Kendinize zaman ayırın ve ailenizle elinizden geldiği kadar zaman harcamaya bakın. Çünkü gelen zamanlar gittiğinde geri getiremiyorsunuz. Getiremiyoruz. Sanki benim öyle bir gücüm varmış gibi. Getiremiyoruz. Hiçbirimiz getiremiyoruz. Bunun için de hepimiz dünyada bir nefes, bir ses olmak için varız. O yüzden kendimize çok ama çok ama çok iyi bakmalıyız.